Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Türkiye adalet arıyor. Evet, ekmek arıyor. Tabii ki arıyor. İş arıyor. Yatırım arıyor. Üretim arıyor. İstikrar arıyor. Bütün bunları arıyor. Elbette arıyor. Ama bunları arayanların, o çok yoksul kesimlerin dışında bir de adalet arayanlar var. O ekmek arayanlar da, iş arayanlar da, istikrar arayanlar da şunu mutlaka artık öğrenmeliler. Bir ülkede adalet yoksa ekmek de yok. Adalet varsa ekmek peşinde koşabilirsiniz. Adalet yoksa ekmek isterim diye bağıramazsınız bile. Hemen alırlar, tutuklarlar, atarlar içeriye. Halkı kin ve nefretle birbirine düşman etmek suçu diye de bir şey uydururlar. Ömrünüz değilse bile çok uzun yıllarınız içeride geçebilir. Unutulursunuz da. Öyledir. Canlarım, bugün sizlere önce adaletten sorumlu sekreterin, evet, Cumhurbaşkanlığı sekreteri adaletten sorumlu. Yani Adalet Bakanlığı görevini yapıyor eski manada. Abdülhamit Gül'ün bir açıklamasını paylaşacağım önce. Harika bir konuşma. Mükemmel dört dörtlük bir konuşma, bir açıklama. Ama sadece dört dörtlük bir açıklama. İcraat yok. Yani görüntü var, ses yok. Bazen de ses var, görüntü yok. O halde önce Abdülhamit Gül'ün ne dediğine bir bakalım. Buyurunuz canlarım. Bunları söylemiş. Tabii ki vicdan sahibi herkes böyle bir açıklamayı alkışlar. Ben de alkışladım, bayıldım. Tamam da Adalet Bakanı. Bunları söylerken ne yazık ki Adalet Bakanlığı yaptığı ülkede adaletin olmadığının farkında değil. Geçtiğimiz günlerde Özlem Gürses'e yapılanları biliyorsunuz zannediyorum. Biliyorsunuz en azından Özlem'i izlemediyseniz tabii 85 milyon Özlem'i izleyecek halimiz yok. Öyle derler kimileri. Türkiye'nin nüfusu 60 milyondu. Televizyonlar yeni çıkmıştı. Ya da diyelim 50 milyondu. 50 milyon bizi izledi falan derdi. Olabilir belki tek kanal olduğu dönemlerde. Neyse. Özlem'e yapılanları bilmeyenlere ben hatırlatayım. Özlem Gürses iyi bir televizyon gazeteciliği yapıyor. Halk TV'de de çok güzel, çok izlenir bir televizyon programı sunuyor. Konukları da çok güzel, harikulade konuklarıyla beraber. Elbette bu iş yaparken ağırlığını muhalif olarak yapıyor. Neden? Ya canım, bir ülkede namuslu, vicdanlı gazeteci elbette ülkenin aksaklıklarını paylaşacaktır izleyicileriyle, okurlarıyla. Özlem'in de yaptığı bu. Onu yapıyor, doğru yapıyor. Fakat çok özür dilerim, çok özür dilerim. Bir insanımsı, insan olması mümkün olmayan bir pislik. 70 yaşımda ve erkekim. Değil mi? Hani ne? Erkeğim. Erkekim. Erkekler küfrederler. Ben küfrü sevmem ama argo konuşmaktan da asla ve asla gocunmam. Sinkaflı küfür dediğimiz bu insanımsının yaptığı küfrü 70 yaşıma geldim erkek arkadaşlarımdan duymadım. Hiçbirisinden duymadım. Böyle pis, böyle iğrenç, böyle adi, böyle aşağılık bir kadına, ya bırakın bir kadına ya. Herhangi bir canlı için söylenemeyecek kadar iğrenç, pislik bir küfür. Küfrü eden kişi tabii dijital ortamda hemen şak diye bulunduğu IP'sinden ve Özlem'in avukatı mahkemeye, savcılığa başvurdu. Önce savcılığa tabii, ceza davalarında. Savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayetçi oldu. Adam bulundu. İfadesi alındı. Savcılık ne karar verdi biliyor musunuz?
kime ettiği belli olmayan. Yahu nasıl kime ettiği belli olmayan? Özlem diye başlıyor. Savcı efendi. Ya de ki Özlem diye başlamıyor. Ama bu aynen sosyal medyada Özlem Gürses üzerinden paylaşıldı ve Özlem Gürses'e hitaben yapıldı bu paylaşım. Pislik paylaşım, iğrenç paylaşım. Ama troll bir savcı, sadakatini ve vicdanını satmış bir savcı takipsizlik kararı verdi. Tamam, buraya kadar anladık sanıyorum. Adalet Bakanlığı söyledikleriyle Adalet Bakanlığı'ndaki kimi yargıçların, kimi savcıların nasıl vicdanını, ahlaklarını ve sadakatlerini nasıl sattıklarını gördük. Tamam, şimdi gelelim Memduh Bayraktaroğlu'na. Bugün Korkusuz'da yayınlanan 6 ya da 7 yazım var zannediyorum yine. Her gün olduğu gibi 7 parça, 6 parça. İkisini okuyacağım sizlere sadece. Lütfen dikkatle dinler misiniz? Evet, başlıyorum. Yazının başlığı şöyle. Kaşıklayarak demenin suç olduğunu biliyor muydunuz? Canlarım, hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Erdoğan Rusya'ya gitmişti. Ve ziyaret sürecinde Putin'le dondurma yemişlerdi. Erdoğan kaşık isteyince Rusya Devlet Başkanı bizim geleneğimizde dondurma yalayarak yenir demişti. Ben bu haberi takipçilerimle paylaştıktan sonra Erdoğan dondurmayı kaşıklayarak değil yalayarak yedi demişim. Demişim diyorum çünkü öyle bir konuşma yaptığımı hatırlamıyorum. İddianame şöyle. Şüphelinin konuşma sırasında kaşıklayarak ve yalayarak kelimelerine kaşıklayarak ve yalayarak şeklinde vurgulama yaptığı, videonun kaldırılmış olması nedeniyle bir örneğin temin edilemediği. Delil yok, tanık yok ama şikayetçi cumhurbaşkanı olduğu için savcının kanaatine göre suçluyum. Kara mizahtan çok daha kara mizah, kapkara. Not. Savcı şikayet konusu videoyu kaldırdığımı ileri sürüyor. Bu iddia doğru değil. YouTube platformunda 3700'e yakın videom var ve ben hiçbir videomu kaldırmam. Bir diğer yazım. Başlığı şöyle. Seviyorum, seveceğim. Sevgilim Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğim iddiasıyla hazırlanan iddianameyi okuduktan sonra gülerek şöyle dedi. Bunlar seni içeri atmayı kafalarına koymuş ama sakın geri adım atma sevgilim. Bu ülkede hukuk ve hukukçu olduğunu el ele anlatacağız. Canlarım, 53 yıldır beraber olduğum bu kadını sadece çocuklarımın annesi, çok güzel, çok temiz ahlaklı ve çok iyi olduğu için değil, yürekli olduğu için de sevdim, seviyorum, seveceğim. Ya Özlem'e, yeryüzünde normal şartlarda insan özellikleri taşıyan bir erkeğin asla edemeyeceği küfürleri sıralayan aşağılık, pislik, insanımsı, kendisine benzeyen insanımsı bir savcının burada bir suç yok diyerek takipsizlik kararı vermesi ve benim, bakın böyle bir konuşmam da yok. Olabilir mi? Olabilir, hiç sakıncası yok. Tekrarlıyorum, olabilir. Elbette olabilir. Ben bu tarz konuşma yaparım ama 3700 video çekmiş birisinin konuştuğu, anlattığı, söylediği videoların hangisinde ne dediğini hatırlayabilmesi mümkün mü? Hay, girdim tabii arşive, baktım böyle bir video var mı diye. Ben de bulamadım videoyu, doğrudur. Onlar da bulamamışlardır. Peki nereden çıktı bu? Buna benzer bir cümleler kurmuş olabilirim. Buna benzer konuşma yapmış olabilirim. Ama büyük ihtimalle konuk olduğum bir kanalda yaptım. Yani birisi beni televizyon, YouTube kanalına davet etti herhalde, zannediyorum. Olabilir ve bana bu konuyu sordu herhalde. Yani Putin'le Erdoğan'ın buluşmasını ve dondurma yiyişlerini sordu. Ben de herhalde
Ona benzer bir şey söyledim. Yahut da Korkusuz'da yazdım. Korkusuz'da da aradım arşivimi. Orada da bulamadım. Korkusuz'da da yazmamışım. Ama tekrarlıyorum. Deyin ki yazdım. Deyin ki yazmadım, konuştum. Dedim ki Erdoğan yalayarak, pardon nasıl? Kaşıklayarak yememiş, yemedi ya da yalayarak yedi demişim. Ya kaşıklayarak yemedi, yalayarak yedi. Ya bunun hakaret neresinde ya? Ya hakaret bunun neresinde? Ama eğer bir insan insanımsı ise insan olarak düşünemez. İnsan gibi düşünemez. İnsanımsı gibi düşünür. İnsanımsı düşünenlerin de genelde omuzlarının üzerinde, başlarının içinde bulunan o gri hücre çalışmaz. Neresi çalışır? Çocukluklarında sünnetle alınan bir kısım var ya, bir organ. O organdaki baş kısmı, o organdaki beyinsiz organ çalışır. Evet. Her şeye orasıyla bakarlar, burasıyla bakmazlar. İnsanımsı oldukları için olaylara, konuşmalara, sohbetlere, yazılanlara, buradaki başın içindeki gri hücre yani beyin ile beyinleriyle bakmazlar. Zira zaten burada beyin yoktur. Bu insanımsıları burada beyin olmadığı için, o gri hücreden olmadığı için bellerinin altında sünnetle bir kısmı alınmış o organ yönlendirir. O organ yönetir. Ne yazık ki böyle. Canlarım, Cumhurbaşkanımız başbakan olduğunda Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne götürecekti. 2004 senesi Eylül mü Ekim ayı mı tam olarak net hatırlamıyorum. Avrupa Birliği ile tam adaylık müzakerelerine başlayacağımıza ilişkin imzalar atıldığında Avrupa'da gündüz güpegündüz havai fişeklerini kutladık. Artık Avrupalı oluyoruz diye. Başbakanımız Erdoğan, Dışişleri Bakanımız da Abdullah Gül Türkiye'yi artık Avrupalı yapıyordu. Yani kendilerinden önce gelenlerin Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine bizi çıkaramayışlarını Erdoğan ve Abdullah Gül izole ediyorlardı. Ortadan kaldırıp bizi Avrupalı yapıyorlardı. O kadar sevinçliydik. Ha, gidemedik Avrupa. Avrupa Birliği ülkelerinin hepsiyle kavgalıyız. Merkel geldi. Merkel'le de kavga etti bizimkisi. İşin kötüsü ne yaptı? Duydunuz mu? Fark ettiniz mi? Ben ince ince baktım. Yanlış mı duydum diye. Merkel başkanlık sistemine karşı çıkınca kendi sistemlerinin doğru olduğunu, koalisyon ortaklarıyla doğru işler yaptığını söyleyince Erdoğan unuttuğumuz gülüşlerinden birini attı. Hafif bir kahkahaydı hatta. Dedi ki ya Bayan Merkel, baş başa olduğumuzda koalisyon ortaklarını bana şikayet etmiştin, unuttun mu dedi. Dedikodu ya. Ya dedikodu ya. İki kişi baş başa konuşmuşsa bir şey, değil mi? Gizli kalır. Orada kalır. Hanımefendi özelini açmış. Şikayet etmiş midir? Olabilir. Etmiş de olabilir. Herkes ortağından, bazen eşinden, arkadaşından, dostundan şikayetçi olabilir. Hanımefendi de öyle yapmış olabilir. Yahu bunu kadıncağız siyaseti bıraktıktan sonra cümle aleme ilan etmenin ne anlamı var? Ya ne ayıp şeyler bunlar ya. Ya bunlar nasıl bir zihniyet ya. Ha şimdi gene gidin hadi. Gidin. Gidin şikayet edin beni gene. Nasıl olsa bir savcı bulursunuz. Hakkımda soruşturma başlatacak. Ah tabii çok rahat bulursunuz. Çünkü savcılar sizin. Çünkü savcılar reisinize vicdanlarını ve adalet duygularını satmışlar. Cüzdanla ve mideyle bağlanmışlar. Hadi gidin şikayet edin gene. Hasılı canlarım, Tayyip Bey bizi Avrupa'ya götürecekti. Götürdü, Angola'nın orta yerine bıraktı. Hadi gözümüz aydın. Angola'ya artık vizesiz gideceğiz. Bu arada onu da öğrendik. Demek Angola bize vize uyguluyormuş. Ya Angola orada kalsın, benim işim yok ya. Ne işim var? Ben şurada Yunanistan'a, Bulgaristan'a kolaylıkla gidebileyim. Başka bir şey istemiyorum. Ah canlarım, ah canlarım, ah.
Video çekimine başlamadan önce baktım, saat kaçtı? 8.30'a geliyordu. 8.30 yoktu ama 8.30'a geliyordu. 8.25'li rakamlar dedi. 8.25 ile 8.30 arasındaydı. Dolar 9 lira 36 kuruşu geçmişti. 9.36'nın üzerindeydi. Evet. İstikrar. Efendim bazı arkadaşlar diyorlar ki Sayın Cumhurbaşkanı belli etmeden dövizi rahat bırakıyor. Döviz TL karşısında değer kazansın ki dolar, yani TL değer kaybetsin ki ihracatımız ucuzlasın, ihracatımız kolaylaşsın. Oradan gelen dövizle de borçların bir kısmını ödeyelim yavru canlarım. Bu nasıl bir düşünce ya? Bu nasıl bir düşünce? Böyle bir şey yapılmaz mı? Tabii yapılır. Pek çok büyük marketler, büyük şirketler buna pazarlama karışımı denir. 100 tane ürün içinde 8-10 tane çok satan, sürümü çok yüksek olan ürünlerin fiyatlarını hafif düşük tutarlar. Fakat onlardan kaybedebilecekleri geliri satışı az olan ama tüketilmesi de zorunlu olan diğer ürünlerin fiyatlarına yüklerler. Buna pazarlama karışımı denir. Bunlar normaldir. Tamam da canlarım, bunlar kar etmek için bir market ya da bir şirket tarafından yapılır. Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ithalatı ihracatından %20, en az %20 daha fazla. Yani dış ticaret açığımız ya da cari açığımız olağanüstü yüksek. Böyle bir ülke ihracatı artıracak da dış borç ödeyecek, ithalat yapacak. Ya gidin işinize bak. Gidin işinize. Bir an için haklı olduğunuzu bile düşünsek ne olur biliyor musunuz? İhracatı ne kadar arttırırsanız üretiminiz yerinde saydığı için bu zamanda, bu durumda da içerideki fiyatlar yükselir. Fiyatlar yükselince ne olur? İhracatçının malı yine pahalanır. Maliyeti artar yine. Haliyle ihracatçı fiyatını yükseltmek zorunda kalır. Erdoğan'ın kafasındaki sistem buysa Erdoğan ne yapar? Yine TL'nin değerini düşürür. Ya kedi kuyruğunu kovalar ve bir türlü yakalayamaz ya. Yapmayın böyle şeyler, söylemeyin ya. Allah Allah. Hem iktisatçı geçiniyoruz kimileriniz. Sakın ha, aman. Canlarım. Erdoğan gidici. Evet, Erdoğan gidici. Dinliyorsunuz, duyuyorsunuz. Erdoğan gidici. Erdoğan'ı götürüyorlar. Erdoğan'ı kim götürüyor biliyor musunuz? Erdoğan'ı kendi ekibi götürüyor. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Başkanı'yla çekildiği fotoğrafı gördünüz mü? Ben iletişimci olsam, Cumhurbaşkanı'nın hastalığının bu kadar çok dillendirildiği bir dönemde, süreçte Cumhurbaşkanı'nın Şahap Kavcıoğlu'ya çekildiği o çökmüş, bitmiş, omuzları düşmüş fotoğrafını yayınlamam arkadaş. Bunu yayınlayanlar var ya, o fotoğrafı yayınlayanlar, Erdoğan'ı götürecek olanlar. Başka, Erdoğan'a sürekli tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum. Hal ve hareketlerinden metafetamin yükleyenler, doping yapanlar. Dopingle hiç kimse ayakta da kalamaz, hayatta da kalamaz. Bir süre dişli, güçlü, dinç gibi görünür, sadece bir süre. Etki geçtiği andan itibaren Merkez Bankası Başkanı'yla çekildiği fotoğrafta olduğu gibi görünür. Neden o haldeydi Erdoğan? Gecenin ilerleyen saatleriydi. Metafetamin etkisini yitirmişti. Tahminim. Dedikodu yapmıyorum. Öngörüde bulunuyorum. Dedikodu yapsam mış derim. Metafetamin yüklüyorlarmış derim. Hayır, ben tahmin ediyorum. Birisi çıkar der ki yok kardeşim öyle bir şey der. Ben de amenna ve sadakna derim. Hepinizi sevgiyle, gözlerinizden öperim. Hoşçakalın canlarım. Hoşçakalın güzellerim.